Hoş geldiniz. Mutlu, sağlıklı, ailenizle, çocuklarınızla geçirebileceğiniz güzel bir pazarlar diliyorum efendim. Bugün ben Samsun'dayım. Samsun'u çok seviyorum. Samsun'u sevmemin ayrı bir yanı var. Çünkü arkadaşım Azra burada. Bugün Azra'nın annesi ben güzel bir kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltı yaptıktan sonra Azra hoşla öyle bir Samsun'u turlayacağız yani. Bir kafeler falan olmaz mı? Bir Atakum. Böyle güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Azra'yla geçen sene mi? Yok, geçen sene değil. Birkaç yıl önce buluşmuştuk yani de beyaret. Uzun zaman sonra tekrardan buluşacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Sabah böyle uykulu uykulu pek güzel kombin yapamadım ama hiç bir şey yok artık. Nedir? Hello. kadın. Aşkolar mekansa geldik. Bu da benim. Azram. Defa şuradan hadi. Kırmızı giyinmiş sabahleyin. Takmış takıştırmış yani şunun güzelliğine endam. Samsun'un bir numaralı. Aşkım yer yok yer. Arkadaşlar yer bulamadı. Koskoca Onur Atağan'a yer bulamadılar yani. Nedir? Yani 100 bin takipçim var. Şurada bir size bir tanıtayım dedim yani. Yok dediniz hemen. Hemen kız. Adama diyorum yani sizi tanıtacağız beyefendi. Hiç yani. Ne canım hiç buranın şey... ismi? Onur Atağan. Keşke Samsun'u kazansaydın kız. Dedikten... Aşkım beni kazandı. Evet. Değil mi? Sen de bir ikon Samsun oldun. Samsun kaybeder. Tabii canım. Nedir yani? Şey dermişim bu sene de girdik. Samsun'u kazandım. Nedir yani? Her sene farklı bir şehir kazandığım için. Bir Sinop, bir Ordu, bir Samsun. İnanıyorum. Sen hemen Samsun'a geri geldin. İnsanlar artık şaşırdı yani. Ya ben şimdi gireceğim. Hadi. Gezmeye gidelim. Saçını çok güzel almış Azra. İkon olmuşsun kız. Herhalde. Kız bu şey vardı ya bir yağmur yağıyordu. Bir tane blog videoları vardı. Neydi canım onun ismi? Yağmur romanları ne? Buranın ismi ne canım Azra? Burası şey. Çamlı. Burası neydi ya? Amisos işte. Amisos tepesi. Evet efendim. Bugün Onur Atahan Samsun ayaklarını bastı yani. Atatürk'ün bastığı gibi Samsun ayağını bastı yani. Şu Samsun'da Onur Atahan geçmedi demesin yani. Nedir? Nedir? Samsun'da 3-5 düşmanlarım var. İnşallah karşısında ağzını yırtarım. Karşılaşacağız bugün inşallah. İnşallah ağzını yırtmam kimsenin. Haydi bakalım. Bak seni mezarlığa getir. Burada mezar kabı diyor. Ne canım bu? Burası mezarlık aşkım. Tümülüs. Hayır burası Kardı. Kardı. Kami Serom. Tipi mezar. Tipi mezar. Tamam, evet anladık. Şey, diyor. Şey kral diyor, mezarı burası. Kolleşiyorsunuz burada. Aşkım gerçekten. Yok burası bir ara yıkıktı da içeri böyle bir mezar yani. Bir yeraltı mezar odası üzerine örten toprak yığınından oluşan yabancı kök. 8 metre yüksekliğinde 3 metre çapında tapınma. Evet hem mezar işte yeter. Neymiş canım burası? Aşkım zamanında kralı buraya gömüyorlar. Bak kızı ileride böyle gömüyorlar yani burada gerçekten krallar yaşamış. Ciddi misin? Tabii yani nedir? Bak mesela şurada bir yerde de kızının mezarı var. Buranın içine giriyorsun şey gerçekten mezarlar var yani. Antik bir yer aşkım burası. Tabii canım Samsun'dan bahsediyoruz. Yani, aşağıda Amazon kadınları falan hep burada. Kız şaka yapmıyorum vallahi diyorum ya. Ya sen ciddi misin? Krallar mı yaşamış burada? Kız evet. Kral mezarı orası. O az önceki mezarlık olan. Evet. Çizimde kral mı yatıyor? Ne o kralın ismi? Hamurabi kralı. Öyle bir kral vardı değil mi? Hamurabi kralı. Krallar Hamurabi. Kanunlara. Ay dalga geçtik ama neyse Allah'ın affıyla yarabbim. Bak burada da kız. Kalk kız. Kalk kız kalk. Bak evet. Tabii İko. Mezarlığımız kız. Kalk kız kalk. Hey kalk hadi. Başımıza bela olacaklar. Aslan'a mı? Amazon kadını var aslanın ortasında. Şurada. Amazon.
Amazon kadınları diyorum. Aşkım varmış burada. Aa, inanmıyorum Azra. Evet. Ya bir ikinci kadın ne sensin Amazon kadını ya. Amazon şey orman değil mi? Ben sana Amazon'la ilgili bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Amazon kadın, ay Amazon şey değil. Amazon demek böyle ormanlık anlamında değil miydi zaten? Hayır, Amazon kadınları şey, erkekleri köle olarak kullanıp kadınlar daha üstte. Aa, yani sen. Aslında ben kötü yerde sen yaşar yani. Mıyım ya? Benim yaşadığım yer böyle geçmiş böyle olacak, anladın mı? Ben ne yapıyorum? Tabii ben canım. De erkekler. Aynı şeyler. Tabii canım. Hadi. Evet efendim, şu an mekanlarımıza sonunda oturabildik. Annesi o kadar tatlı ki böyle sırf mekanı seçti. Ondan sonra biz açta dedikodu yaparken kendisi ilgilendi. Kendini tanıt bakalım canım. Kimsin sen? Ben Pazuhan kardeşiyim. Şey, kız kardeşimiz. Ben ablasıyım o kardeşim. Öyle değil mi arkadaşlar? Çok genç gözüküyor. Bacım siz ne yaptınız? Hiç mi üzülmediniz hayatınızda hiçbir şeye? Aha, yok. Boşver. Üçümüzün yanındasın özüncen. Yaşa, ye, iş, yaz, kes. Boşver. Biz olsak akşamları ağlıyoruz ya. Niye ağlıyoruz bacım? Ağlıyoruz da düzeltiyor mu her şey? Gerçi orası öyle de işte ne bileyim. Boşver. Ya, ne iş yapıyorsun? Kocamın kızıyım. Kocaeli. Kocam beni çalıştırmıyor yalnız. Ben o, sen ben de çalışmam. Değil mi Azra? Böyle kadını çalıştırmıyor. Tabii canım, şu kadın çalıştırılır mı ya? Evinde ev hanımlığı yapsın. Sen otur dedi evde. Ne istersen sana al. Çok güzel. Ama o kadar tatlılar ki arkadaşlar kocasıyla birlikte. Ben fotoğrafını gördüm. Azra atıyor bazen. Çok tatlış bir ailesi var Azra. Bir de o kadar kardeş değilsin bizim gibi her yıl ağlıyor. Biz 6 kardeşiz biliyorsunuz. Biz 5 kardeşiz. 5 ama Azra Gül'den bahsediyor. Azra 2. Azra Gül 2. Azra'nın masumluğu. Yok şey koydukça çekiyorum. Ne var mı? Manzara çok güzel. Bence bunun manzarası olduğunu bilmiyorum. Ne? Bence o tarafta daha çok yapalım. Evet evet. Gerçekten. Ya burayı altından mı? Ekstra söylediyseniz yok, onu bilmiyorum da. Tamam, ben görmedim de o yüzden de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Ya beni anladınız mı? Evet efendim, biz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Bize afiyet olsun. Şöyle kahvaltı da göstereyim. Bizimle gelsin. El salla. Efendim, kahvaltımız bitti. Mekandan çıkıp... Gel kız, Hatice. Hatice'ye değil, neticeye bakacaksın hayatım. Çok tatlış bir kadın arkadaşlar. O kadar tatlış ki. Çok sevdim yani. Azra'da daha çok... Artık Azra yok hayatımda. Hatice var. Hep böyle evet. Oluyor. Ben kimi tanıştırsam böyle. Ben sana eşlik yapayım. Ne demek istiyorsun canım? Yok gel. Ne canım? Şey Memoş. Memoş. Ne? Mekanı da şöyle son kez göstereyim arkadaşlar. Çok sevdik. Çok da güzel kahvaltımızı yaptık. Birazdan Azra'yla gideceğiz Atakum. Bir Atakumlarımız neyim yapalım efendim. Ben artıkın herhalde bugün yurda yetişemeyeceğim. Bugün beni bir yurttan atıverecekler herhal yani. Sonum öyle gözüküyor. Hatice canım benim, gel canım. Çok memnun oldum ben tanıştığıma. Sık sık gel. Tamam. Tamam. Şey, hikaye sana görüşürüz. Yok gel, gel bekleme. Sık sık gelin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Siz de görüşürüz. Siz de? Siz. Kadın biraz şey, ya marka o, kadın marka ya nedir? Aşkım tamam da sen de marka. Biz ne diyeyim? Anneciğim mi diyeyim? Ne diyeyim canım? Bacım da. Bacım diyeyim. Tamam bacım. Bir dakika. Aşkım şu an ilk defa annenle buluştuğum için yani biraz ben anlayışlı karşılar mısın? Hayır. Yeter. İsmimi okup sen.
Hayır. Bu arada arkadaşlar, Azra'nın annesi de YouTube kanalı açmak istiyor. Aa! Çok tatlış bir kadın bence, açmalı. Sizce açmalı mı açmamalı mı arkadaşlar? Ben söyledim ona da, ona da aç diye. Çünkü kadın böyle yıllardır istiyormuş böyle YouTube kanalı olsun böyle. İstiyor yani, anladınız mı? Ama yapacağını çok inanıyorum ve desteklemek de istiyorum onu ben şahsen. Çünkü kadının çok böyle bir enerjisi var yani. Tebeyarifim. Kimin kızı yani? Kadın, kadın. Az daha Taşdemir'in annesi kendisi yani. Yani. Herhalde. Mesela kıza bu uyandım ona. Anam dağlara, bayırlara ev yaptırmış bunlar ya Rabbi. Yürü kız. Haydi koş. Koş koşuştur. Kadın, kadın. Azra Hanım, Azra Hanım dur, Azra Hanım. O ses, benim yüzüm de öyle ses. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bunların ismi neydi canım? Middle. Ne? Middle aşk. Middle demek küçük değil mi? Little. Middle. Hayır, middle. Middle. Hayır. Middle. Middle demek küçük demek. Aç. Aç kız, telefon senelde. Middle küçük deme ya da bizim middle eşek mi eşek mıdır mıdır? Heee? Sen yanlış biliyorsun Azra. Arkadaşlar bir tane tatlı sipariş verdi, tatlı yiyeceğiz. Ondan sonra ben 6'da mı middle orta? Aa. Şimdi little bakalım. Ama middle böyle küçük anlamına da geliyormuş gibi hissettim bir an. Öyle hissettim, nedense aşkım. Evet efendim, tatlımız geldi. Şöyle tatlımızı gösterelim. Ortaya bir tane tatlı siparişi ettik. Nedir? Giy kız anam, giy kız. Azra kendini beğenmediği için arkadaşlar videoda birkaç bir yeri kırpmayı istedi. Ben burayı da beğenmeyeceğim şimdi. Hayır. Çok güzelsin. Arkadaşlar Azra güzel değil mi? Kendini asla beğenmiyor. Bence çok güzelsin. Hem içten güzelsin hem de dıştan. Tabii canım sus. Koli. Kız anlamıyorlar. Neyse efendim, bize afiyet olsun. Biz tatlımızı yiyelim, sonra görüşürüz kızlar. Kız manyak. Kızlar şu an Atakon'dayız. Nedir? Hani nedir? Azra ile geziyoruz. Tatlılarımızı yedik efendim. Tatlımızı yedik. Ciddi olur musun? Ya beni insanlar izliyor. Aileler izliyor lütfen. Bu kadar cıvık olmanın anlamı yok. Tatlılarımızı yedik efendim. Şurada böyle bir Atakon'u gezelim. Sonra Azra beni şuradan tramvayları bindirip gideceğim ya. İyi günler. Çok şanslısınız biliyor musunuz Azra? Modern bir şehirde, metropol bir şehirde yaşıyorsunuz. Aa. Çok tatlı işte bu da. Afra'nın köpeği. Afra Sarıçoğlu'nda var ya böyle. Ulan köpeğin iyiyim, bez bağlı olurlar. Bizimkiler bez bağlı olur. Bura niye böyle? Sus kus. Anam ses sana. Burası komple Atakum oluyor değil mi aşkım? Bak bakalım aşkım, enerji. Hadi. Kız kim arıyor? Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Burası Azra'nın iş yeri arkadaşlar. Kendisi kendisi güzellik salonları var. Dermiş. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Kendisi bir güzellik uzmanı. Nereye gidelim? Kanka gel şu tarafa gidelim. Kızlar birazdan tramvaya binip oraya doğru yol alacağım. Kız bu ne?
Bu nasıl araba Azra? Kız o ne? Ne? İyi günler. Kahvaltımı yaptım efendim. Şimdi de Biskut'a gidip cüzdanımı alıp okula gideceğim. Şu saçım çok kötü. Kızlar. Arkadaşlar okula geldim. Birazdan dersim başlayacak. Dersim başlamadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bugün 7 Ekim. Katledilen çocukları, kadınları sesi olmak için bugün herkes farkındalık yaratıp siyah giyinmek istiyor. Ben de bugün komple siyah giyindim arkadaşlar. Biliyorum bunu yapmak belki de birçok şeyi durdurmayacak, farkındayız ama bizler sustukça maalesef ki bunların hepsi gün geçtikçe artıyor ve normalleştiriyoruz hepimiz arkadaşlar. Maalesef normalleştiriyoruz. Örneğin bir konu bir hafta gündemde kalıp maalesef ki 2 ya da en fazla 2 hafta sürüyor arkadaşlar. Örneğin en örneği yani şey Narin olayını biliyorsunuz yani. En büyük örneği en fazla 2 hafta durdu ve sonra bitti. Bitmesinin sebebi de büyükler tarafından baştaki insanlar tarafından olayın incelemesini kapatıldı ve durduruldu. Hiçbir şey yapılmadı. Olayı üstü örtüldü yani. Maalesef ki şu anki gündemde de bunlar yapılıyor. Twitter'da birçok kısıtlamalar geliyor. Buradan hemcinslerime sesleniyorum. Hepimiz empati yeteneğimizin olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle bu konularda hassas olalım ki toplumda bazı şeylerin normalleştirilmesin. Öyle umut ediyorum. Şu an bugünkü yaptığımız, az önce söyledim, belki birçok bir şeyi durduramaz ama farkındalık yaratarak birçok bir şey etkileyebileceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Kendi adıma söylüyorum bunu. Lütfen bu konularda duyarlı olalım arkadaşlar. Biz sustukça sürekli aynı şeyler tekrarlanıp aynı şeyler toplumda yaşanacak maalesef. Şu banka oturayım. 10-10 geçi dersim başlıyor. Ah, biraz daha konuşayım. Ondan sonra kapanışımızı yaparız. Bir de ben şunu anlamak istemiyorum arkadaşlar. Anlayamıyorum daha doğrusu. Nedense bizim ülkede birçok problem varken hala başka ülkeleri düşünüp onlarla ilgili sokaklarda yürüyüşler yapıyoruz. Biliyorum onların da yardıma ihtiyacı var ama şu an benim ülkemde birçok problem varken kimse kusura bakmasın ki ben başka ülke için bir şey yapamam. Ben birçok kez bir şey yaptım yani. Boykot ürünlerine çok çok dikkat etmeye çalıştım. Hala da etmeye devam ediyorum. Ama şu an senin ülkende birçok problem varken sen kendi ülkende ses çıkartmıyorsan problem sizde maalesef ki. Sosyal çürümeler başlıyor arkadaşlar. Biz kendi ülkemizde sesimizi çıkartmıyoruz. Çünkü her şey normalmiş gibi davranıyoruz. Bir insanın bedeni iki kaç parçaya ayrılıp bir de hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şey söylenmiyor. Ve normalmiş gibi Twitter'da, Telegram'da, saçma sapan gruplarda alay konusu ediliyor insanın o cansız bedenini. İğrenç iğrenç kelimeler kullanılıyor. O kadar üzüldüm ki ben hayatıma devam edemiyorum arkadaşlar. Mutlu olsam bile aklıma böyle şeyler geliyor. Yani ben ailelerini düşünemiyorum, onların ailelerini. Ben kendi kardeşlerimin bu durumu yaşasam artık herhalde yaşayan bir ölü olurum yani. Emin olun ki onların ailesi de böyledir yani, böyle. Şu an böyle hissediyorlardır. Hayatı boyunca asla mutlu olamayacaklar bence. Çünkü insanların hayatı mahvoldu. Kızının cansız bedenini geçtim. Kafası ayrı, bedeni ayrı bir yerde görmek ne kadar kötü bir şey. Bunun farkında mısınız siz? Neden ülkede hala bir ses çıkmıyor? Bence ülkenin ayağa kalkması lazım. Her gün yürüyüşlerin yapılması lazım. Bazı toplumsal düzeninin değişmesi lazım. Bir de şunu anlamıyorum. Bu olayları neden dine bağlanıyor? Bir tane doktor çıkmış, eğer bu kızcağız dinine biraz daha düşkün olsaydı, dini bir yaşamsal sürseydi, bugün belki de yaşayacaktı. Ne oldu? Narin Kur'an kursuna giderken amcası tarafından gitti, artık tecavüze mi uğradı, ne yaptıysa öldürüldü. Ne oldu? Kızı İslam'a uygun bir yaşıyor.
kafası kapalı bir tane kadın vardı. Kılıçla öldürülmüş, hatırlıyor musunuz? Ona ne oldu? O da İslam'ı bütün bir şekilde yaşıyordu. Toplumda birçok ruh hastası hala geziyorlar. Gerekli yaptırımlar, cezalar uygulanmadığı için aslında bunlar toplumumuzda geziyor ve bu sürekli kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, her şey yaşanıyor. Aslında toplumumuzda o kadar çok cinayet var ki, cinayet sadece bıçaklanıp öldürülmek değil, psikolojik cinayet de var. Psikolojik her şey var arkadaşlar toplumumuzda. Maalesef ki bunları normal kabul ettirip hayatımıza devam etmemizi sağlıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Dersim var arkadaşlar. Ben derse gireceğim. Kendinize çok çok cici bakın. Buradan Azra'ya ve annesine çok teşekkür ederim. Dün çok güzel vakit geçirdim. Allah belanı verdi. Samsun'u da çok sevdim. Daha önce de gitmiştim. Tekrar gittim. Çok tatlı insanlar. Azra'ya çok değer veriyorum. Azra benim böyle kaliteli bir arkadaşlarımdan birisidir. Böyle artık arkadaşlıklarımı özenle seçmeye çalışıyorum. Azra da benim için çok değerli bir arkadaşım olduğu için ben de, o da bana çok değer veriyor. Buradan Hatice ablaya da, yani Azra'nın annesine de selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Lütfen toplumumuz için bir şeyler yapmaya devam edelim. Sizleri seviyorum. Bugün yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen bugün de siyah giymeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayan varsa abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.